yarın al. Gel buradan, oradan çekin. Geri gel, geri. Çok güzel ya, çok basit, çok rahat. Efendim, yarışa hazır bir haliniz var. Evet, vallahi çok güzel bir alet. Ama maalesef kullanmayı bilmiyorum. Yani vitessiz kullandım ama vitesleri hiç kullanmadım. O yüzden tehlikeli de bilmediğin zaman olabileceğinden hiç denemiyorum. Öyle birkaç pot çekeyim. Onu söyleyeyim. Ben bu kapsamda bir şey daha unuttuğum bir şeyi ilave edeyim. Şimdi kurallara uygun olmayan motosikletleri emniyetimiz, vatandaşımızın güvenliği açısından gerekeni yapıyor. Olması gereken para cezaları da bazen kesilmek zorunda kalınıyor. Ama daha sonradan anne babalar ricaya geliyorlar, neden böyle oldu. Ancak onlara şunu hatırlatayım. Bu cezalar caydırmak amacıyladır. O bakımdan itiraz ettikleri bu cezalar belki çocuklarının yarından sonra büyük bir hata yapmalarına engel olacaktır. O bakımdan onlar da kendi yavrularını düşünürlerse, bizlere bu konuda yardımcı olurlarsa çok daha iyi ve Kağızman'da motosiklet problemini çözmüş oluruz diye düşünüyorum. İnşallah herkes de bu güzel araçlarla güvenli ve eğlenceli bir seyir sahibi olur diyeyim. Çünkü gerçekten hem şekil olarak hem de kolaylık olarak trafikteki küçük olması nedeniyle, trafikteki kolaylık nedeniyle hakikaten vazgeçilmez araçlardan birisi. O zaman vazgeçmeyeceksek gerekeni yaptıktan sonra devam edeceğiz. Ben bizi yalnız bırakmayan Ali Bey'e de bu konuda teşekkür ediyorum önem verdiği için. Evet, kıymetli Kağızmanlılar, çok değerli motor tutkunu Kağızmanlı hemşerilerimiz, bugün burada emniyetimizde motor seven Kağızmanlılarla güvenli motorculukla ilgili unsurlara dikkat çekmek üzere toplandık. Bodrum'da yaşayan Kağızmanlı hemşehrimiz bir sivil toplumun üyesi olarak sağ olsun bizlere geldiler. Güvenli motorculukla ilgili ben de Kağızman'ın üyesi olarak kıymetli Kağızmanlılara dikkat çekmek istedikleri hususları olduğunu söylediler. Sağ olsunlar böyle bir programı organize ettiler. Kendilerine konuşmama başlamadan önce teşekkür ediyorum. Bu ulaşım kolaylığı ve satın alma kolaylığı nedeniyle genelde çok tercih edilen motorla güvenli kullanılmadıkları takdirde çok sıkıntılara yol açtığını hepimiz gördük. Benim Kağızman'da yaşarken tabi bu küçük yerlerin hepsinde aynı algıladığım bazı hususlar var. Birincisi, belki ebatı küçük olduğundan dolayı normal otomobile göre motorları hemşerilerimiz bir vasıta olarak pek fazla görmüyorlar. Ben bunu algıladım. Ancak en nihayetinde belli bir hız var. Çok ciddi kazalara ve maalesef ölümlere yol açabilen bir araç olduğu unutulmaması gerekir. Satın alma kolaylığı olarak da tabii taksitle verilen herhalde 1500-2000 lira civarında tutan bir bedelle sahip olunabilen bu araçlar en nihayetinde bir ulaşım aracıdır ve hem sürücüye, hem sürücünün yanındakilere, hem de yayalara ve karşı tarafa eğer dikkatli olunmadığı takdirde zararlı olabilecek unsurları içeriyor. Bunları tekrar dikkat çekmek istiyorum. O bakımdan Kağızmanlı
güzel Kazmalımızın motor tutkunu vatandaşlarıma sesleniyorum. Lütfen bu küçük araçların, motorların, trafikte kolaylıklar sağlayan bu güzel araçların bir vasıta aracı olduğunu, bir vasıta olduğunu unutmayalım. Hızımıza dikkat edelim. Birinci dikkat çekmek istediğim husus bu. İkincisi, yayalara yönelik olarak söylemek istiyorum. Yayalarımızda, buradan bir mesaj vereyim. Lütfen karşıdan karşıya geçerken ne olursa olsun dikkat edin. Yayalarımız da galiba aynı algıya sahipler. Küçük diye çok dikkat etmiyorlar gibi geldi bana. Sonuçta çok tehlikeli bir şey. Burada motorla ilgili, benden sonra da motorla ilgili yaşadıkları iyi ve kötü anıları aktaracak sizlerden birisi, Kağızmanlılar anlatacak. İnşallah benden daha etkili olacağını düşünüyorum. Evet, ben bir sivil toplum üyesi olarak güvenli motorculuğa dikkat çekmek için zahmet veren ve şu an yanımızda olan Abdurrahman Kılıç Bey'e başta teşekkür ediyorum. Şimdi emniyetimizle ilgili devam etmek gerekirse, çoğu ortamlarda vatandaşımız sağ olsun bize sadece makamımıza değil, çarşıda gezerken de bizi gördükleri zaman dertlerini anlatıyorlar. Bunlardan birisi de motorculardır. Şimdi motorcular üzerine alınmasın. Dikkatli olduktan sonra hiç kimsenin kendilerine bir kötü bakışı yok. Ancak bizden rica ettikleri şuydu. Yani bunlara emniyet olarak olması gereken işlemlerin yapılması. Neden? Çünkü zarar gördüklerinden yakınıyorlardı. Bakın herkes, bütün vatandaşlar kendi çapında, kendi açısından olaya bakıyor. Motorcular, işte tabiri caizse 3 kuruşluk bir zevkimiz var, ondan da mı oluyoruz? Zarar gördükleri gözüyle bakıyorlar. Vatandaşlar da aynı şekilde zarar gördükleri gözüyle bakıyorlar. Ancak biz idareci olarak bütün vatandaşlarımı kapsayıcı olmak zorundayız. Şimdi olması gereken belli. Güvenli motorculuk Kağızman'da sağlamak. Şimdi bir esnaf iftarımız vardı. Orada bir esnaflarımızdan biriydi galiba. Kolu sarılıydı. Muhabbet icabı sordum. Dedim nasıl geçmiş olsun, ne oldu? İşte Ramazan'ın başında bir motorcu çarpıp kaçtı. Kolu 45 gündür alçıdaydı, hala alçıdadır. Şimdi bu bir kere birbirimize olan saygıyı gerektiriyor. Hiç kimsenin birbirine, başkasına zarar verme hakkı yok. O bakımdan ne kadar severlerse sevsinler, bu örneklerden sadece birisi, dikkatli olmalarını ben tekrar kendilerinden rica ediyorum. Şimdi 1500-2000 liraya motor alınıyor ama 200 lira bir plakadan kaçılıyor. Yani az önce emniyet müdürümüz bilgi verdi sohbet ederken. Motorun trafik plaka bedeli 200 lira civarında. Zaten vergileri çok çok azmış, onu da yeni öğrendik. 6 ayda 30-40 liradan bahsediyorlar. Onun dışında kask, dirseklik, işte dizlik, artık güvenlik için ne gerekiyorsa onları motorcular daha iyi anlatır. O konuya detaylı girmeyeceğim. Askeri şartlarda bunlar da sağlanırsa hiçbir problem kalmaz. Yayalarımız için de hiçbir problem kalmaz. Güvenlik açısından da hiçbir problem kalmaz. Sonuçta biz kaymakamımız olarak sizleri düşünüyoruz. Evet, ben bu genel çerçevelerde noktalara dikkat etmenizi tekrar umarak bu organizasyonu sağlayan hemşerimiz Abdurrahman Kılıç Bey'e ve gelen buraya gelip de zamanını bizim için feda eden bütün buradaki Kağızmanlılara da teşekkür ediyorum. İnşallah çok daha dikkatli oluruz. Kazasız güzel sürüşler diliyorum bütün Kağızmanlılara. Teşekkür ederim. Sayın Hakimim,
Kanuni bayisinin değerli temsilcisi Yunus arkadaşım. Burada bu programı düzenlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Ben bir motor binicisi olarak şu konuya değineyim. Tabii bizler de zamanında motor sürdük, motor kullandık. Şundan karşı karşıya kaldık merkezde, ilçemizde. Arkadaşlarımız çok süratli motor kullanıyorlar. Ve şunu gördük ki beddua alıyorlar. Evdeki anneniz neyse şu şehirdeki gezen yaşlı kadın da sizin bir annenizdir. Beddua o kadar önemli ki, hele ki motor sürücüleri için. Çünkü bize şunu demişlerdi, ben de bir ehliyetli olarak, motor ehliyetlisi olarak şunu demişlerdi, kaza geçirdiğiniz zaman %80 kesinlikle sakat kalma ihtimali var. Onun için merkezde biraz önce memur arkadaşımızın da anlattığı gibi aşırı bir şekilde hız kullanımı var. Buna dikkat edersek tabii ki sorun olmaz. Muhakkak memur arkadaşımızın söylediği gibi belgeler de çok önemli. Bakın ben motora bindikten bir ay sonra müracaatımı yaptım, ehliyetimi aldım, cebime koydum. Allah muhafaza yarın o bir gün bir kaza meydana gelir, bir kaza yaparsınız, bu kazalardan kendinizi kurtaramazsınız. Ben burada emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Çok dikkatli olmamız lazım. Teşekkürler ederim. Sayın Kaymakamım, Sayın Müdürüm, değerli kazmanlar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben içinde çalışan trafikçi olarak motosikletler üzerinde bayağı bir korku olduğunu gördük. Aslında bizlerden korkmanız değil, bilakis bizlere yardımcı olmanızı istiyoruz. Biz devlet görevlileri olarak tabii motorlar üzerinde belli belgeleridir, diğer hususlara dikkat ediyoruz. Ayrıca motosiklet kullanımında kaskın önemini, işte diğer güvenlik aletlerinin önemli ve bir de aşırı sürat. Aşırı sürat bu çok önemli. Genelde belli caddeler üzerinde yoğunluk olduğu için arkadaşların daha dikkatli kullanmalarını, biraz daha vatandaşı düşünerek, kendilerini de düşünerek aynı zamanda. Bugün bir kaza yaptığınız zaman eğer bir sigortanız yok ise bayağı bir külfiyet oluyor. Bunları önlemek gayesiyle sizlerden rica ediyoruz. Benim bu konuyla ilgili diyeceğim bu kadar. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyim? Ben Abdurrahman Kılıç. Bodrum'da oturuyorum. Ama Karslıyım, buralıyım. Bodrum'da aynı zamanda da ben Türk Çapır Motosiklet Kulübü'nden üyeyim zaten. Hem oradaki arkadaşlarım ve abilerde destek alıyoruz, bilgi alıyoruz. Motor kullanmayı iyice öğreniyoruz. Kas takmayı öğrendik. Yani bunu alışkanlık bir haline getirmemiz lazım. Çünkü senin kafanı koruyor, senin vücudunu koruyor, sağlığını koruyor. Bir kaskın bedeli 250-300 liralık ama kafamız değeri biçilmezdir. Şimdi bir kask yüzünde 200-300 liralık kaskı takmaması için kendi bedenimize, kafamıza zarar vermek de doğru değil. Eğer biz bu motoru seviyorsak, biniyorsak, işimizi görüyorsak, kendi işimizi görüyorsak biz bir 250-300 liralık bir kask, 50 liralık bir forma alıyoruz, güzel bir ayakkabı alıyoruz, sakin kullanıyoruz, duyarlı oluyoruz, vatandaşlarımıza saygılı oluyoruz, sokaktaki geçen çoluk çocukları korkutmayalım, egzozları açmayalım, böyle kendi memleketimizde, ülkemizdeki sokakta, caddeye, komşuları, arkadaşlarımıza rahatsız etmeyelim.
adım akıllı, daha duyarlı, daha sakin, daha sağlıklı bir şekilde motor kullanır. Efendime söyleyeyim, şimdi bir trafik cezası yakalandığı zaman ehliyetsizliğin şu an 1400 lira bir ehliyetsizliğin cezası var. Ama 1400 lirayla kask alırsın, ehliyet alırsın, eksiklerini tamamlarsın, mağdur da olmazsın, kimseye de korkmazsın, iyi örnek de olursun. Bu hepsi bu. Şimdi bir ehliyetsizliğin cezasını bedeli 1400 lira bir kere verip de kurtuluyorsunuz ama kafanızda, vücudunuzda herhangi bir kalıcı darbe aldığı zaman ömür boyuyla bu darbeyle devam edersiniz. Çünkü vücudunuzu seveceksiniz, kendinizi seveceksiniz, çoluk çocuğunuzu seveceksiniz, anne babanızı seveceksiniz. Ona göre motora binip o sıra motorunu seveceksiniz. Motorun sevgisi bir kaza kaza basarak da bir şey elde edemiyorsunuz. Kaskınızı takıp, ehliyetinizi alıp, saygın bir şekilde vücudunuza ve annenizi, babanızı, ailenizi üzmemek şekilde motora bineriz. Biz yıllarca ben 1990'dan bu yana motor biniyorum. Bir kere kaza yaptım ve kendi hatamdan dolayı. Onun için herkese rica ediyorum, dikkatli olalım, akıllı olalım, kaskımızı takalım, milletimize sıkıntı yaratmayalım. O şekilde bir motor kullanmanızı istiyorum. Bodrum'da kalktık, buraya geldik. Elimize gelene kadar yardımcı olmaya çalışırız. Her sene bu tarihlerden yine aynı şekilde devam ederiz. Sağ olsunlar Sahil Kaymakam Bey, Emniyet Kamerimize, bütün arkadaşlar kime gittiyse bizi geri çevirmediler. Yardımcı olun. Belediye başkanımıza dahil olmak üzere. Herkese teşekkür ediyoruz. Saygı ve sevgilerimizi iletiyorum. Sağ olun. Efendim kolay gelsin. Sağ olun. Sizi tanıyabilir miyim? Ben Kağızmalı motosiklet işi yapan Yunus Karakoç. 23 yıldır yaklaşık motosiklet işi yapıyorum. Kağızmalı motosikleti sevdiren kişiyim. Kağızmalı'da tek bayisi. Motosiklet yok. Evet, motosiklet bayisiyim. Yanımda çalışan iki eleman da ayrıca dükkan açtı. Onlar da iki tane motosiklet dükkanı açtılar. Millete bu şekilde hizmet vermeye çalışıyor. Eskiden ben bu caddedeyken buradan atınan bildiğimiz beygirlerle, katırlarla, eşeklerle gider geldi köylüler. Şimdi herkes motosikletle gidip geliyor. Bu büyük bir nimettir. Peki. Ama bunu iyi değerlendirmiyorlar. Motosiklete binen de kask takmıyorlar, ehliyet takmıyorlar, plaka takmıyorlar. Sigorta yok, vergi yok. Yunus Bey, motosiklet alan kişinin ilk önce neye dikkat etmesi gerekir? İlk önce motosikleti iyice öğrendikten sonra da kasksız binmemesi gerekiyor. Ehliyet ve plaka almadan kesinlikle binmemesi gerekiyor. Benim öyle müşterilerim var ki motosikleti gelip buradan satın alıyor. Satın aldıktan sonra önce diyor benim plakamı takacaksın, sonra benim kaskımı vereceksin. Gerekli ekipmanları vereceğim, sonra motora bineceğim diyor. O şekilde motorunu teslim alan müşterilerim var. Ama diğerlerine ben diyorum arkadaş, en azından plakanı tak, ehliyetini al, böyle bir motora. Ya hele idare et, faturamızı kesme şimdi, biz sonra alırız, idare edin bizi. Daha sonra da yakalandığı zaman geliyor bana diyor ki işte ben faturamı niye kesmedin, senin yüzünden yakalandım, ceza yedim, bilmem ne yaptım. Yani biz her şeyi anlatıyoruz motosiklete satarken ama bazı insanlarımız anlamak istemiyor. Motosiklet kurallarından bir en önemli 3 faktör. Kask, ehliyet ve plaka. Olmazsa olmaz. Allah muhafaza bir kaza yaptığı zaman trafik sigortası onu ölümlü kazalarda maddiyat olarak 120 bin liradan 200 bin liraya kadar bir ödeme yapıyor. Veya yaralanma, sakatlanmalarda yine 80-100 bin lira civarında bir ödeme yapıyor. Dediğim gibi işte Ali Bey, yani hadi yarın ehliyet yok, ruhsat yok, plaka yok, kaza yaptığı zaman veya hepsi var ama sakat kaldığı zaman onun bedelini nasıl ödeyecek? İşte mesela ben kolum şu an sakat. Niye motosiklet kazası yaptım? Neden? Çok suratlıydım. Benim hatam surat. Zaten felaket, surat felakettir yani. Surat yapmayan hiçbir arkadaşım kaza yapması mümkün değil. Kendileri de iyi bilirler. Köye gidiyor, suratlı viraja giriyor, kumda kayıyor, düşüyor. Hem motosiklete zarar görüyor, hem kendi zarar görüyor. Ama dikkatli kullanırsa, şehir içerisinde de sürat yapmasa, kimseye çarpmasa, hiçbir sıkıntı olmaz. Kimse de motosikleti hor görmedi bu memlekette. Herkes motosikleti hor görüyor şu anda. Yani bize hor gözle bakan çok insan var bu memlekette, biliyorum ama neden? Çok işte bir iki kişinin yüzünden, sürat yapan arkadaşların yüzünden, egzozlarını açtırıyor, tam gaz, gece gündüz sabahlara kadar gaz basan arkadaşlar var. Dün buradan bir tanesi, 3 kişi binmişler motora, 16-17 yaşlarında. Yukarıdan aşağıya geliş süratli 100'ün üzerinde, 110-120 civarlarında. Düştü düşecek derken heykelin oraya kadar o suratla gittiler. Allah kurtardı ama her seferinde yani düşmeyeceğim diye bir şey yok. Kaza bir kere oluyor. Ben de o şekilde sürdüm zamanında ama en son bir kere Iğdır'da kaza yaptım. 17 gün yoğun bakımda yattım. Öyle bilirdim de. Ama şu an mesela onun da ailenin
sakatlığını çekiyorum yani. Belden, koldan, akciğerler zarar gördü. Ne gereği var? Dikkatli kullanıldıktan sonra hiçbir şey olmadı Ali Bey. Resmi polis arkadaşları da